Şimdi bu arada gelen açıklamalara baktığımızda aslında işte İran tarafından hani bir karşılık verebiliriz, vermeye edebiliriz. Hani büyütmeyelim de küçültmeyelim de gibi açıklamalar var. Yine İsrail tarafından açıklamalara baktığımızda mesela ordu sözcüsü Hagari dedi ki görev tamamlandı. Yani sanki bu iş burada kapansın gibi bir ima da olabilir altında. Ama tabii bundan sonra neler yaşanacağını göreceğiz hep beraber. İsrail'in o Sayın çok... Sayın Dışişleri Bakanı'nın bir ifadesi var. Çok önemli. Dün konuşmasında söyledi. Hı hı. İran'la İsrail aralarında oyun oynamaya devam etsinler. Biz yolumuza devam ediyoruz. Terörizmle mücadele sonunda devam edeceğiz diye ifade etti. Yani o İran'la İsrail kendi aralarında oyun oynamaya devam etsinler lafı çok önemli. Evet, çok çok önemli. Yani hani baktığınızda bu işin sonu nereye varacak diye soruyoruz. Ama her seferinde bir şekilde bir karşılık geliyor. Bundan sonrası için neler görürüz? Hep beraber bekleyeceğiz. Ama İsrail'in o çok cepheli saldırganlığı da sürüyor işte. Suriye'ye zarar verdiğini görüyoruz. Lübnan'da ilerlemeye çalışıyor. Gazze'de saldırıları sürüyor ki Lübnan'da kara harekatına başladı. İlerleyeceğini söyledi. İlerleyemediğini ve çok sayıda askerini kaybettiğini de görüyoruz. Şimdi son rakamlara bakalım. Bir taraftan görüntüleri de aktaracağız. Şimdi son tabloda 48 saatte 19 İsrail askerinin öldüğünü ve onlarca yaralı olduğunu görüyoruz. Lübnan'da ilerleyemiyorlar, Gazze'de hedeflerine ulaşamadılar. Bakalım son görüntülere. Özellikle İsraillilerin öldüğünden bahsettik. 4 ayrı görüntü aktaracağız Hizbullah saldırılarına dair. Dursun Bey, o sırada ben sizi davet edeyim. Ve bu görüntülerdeki detayları, anlamamız gerekenleri bize anlatmanızı rica edeyim. Hani hep şunu söylüyorlardı aslında, işte İsrail çok güçlü, Gazze'de her yeri işte dümdüz etti, Lübnan'da bu şekilde devam edecek. Aslında İsrail'in tırnak içindeki gücü karşı koyanın olmamasından kaynaklanan bir güç gibi duruyor. Çünkü Gazze'de maalesef Gazze'liler yapayalnız bırakıldığı için evet her yeri yaktı yıktı. Yine mutlaka çok kaybı var ama Lübnan'da hakikaten hiçbir ilerleyiş gösteremediğini ortaya seriyor görüntüler. Harekat alanını üçe ayırırız. Bir taktik alan, yakın mesafe operasyonel alan, kol ordu seviyesinde bir de stratejik bir harekat alanı vardır. Şimdi stratejik alanda İsrail'in üstünlüğü tartışılmaz. Biraz sonra harita üzerinde gerekçelerini anlatacağız. Operatif, operasyon yani kol ordu seviyesinde 30-40 kilometre derinlikte yine bir İsrail üstünlüğünden söz edebiliriz. Ama taktik alanda özellikle de zayiattan kaçınan İsrail'in üstünlüğü söz konusu değil. İşte buradaki zayiatlar da taktik alanda veriyor. Yani temas hattındaki çatışmalarda veriyor ve bundan kaçınmak için de mümkün olduğunca harekatını hava harekatıyla operatif veya stratejik alana kaydırıyor İsrail. Arka lojistiğini, takviyesini kesmeye çalışıyor. Mücadele azim ve iradesini böylece kırmaya çalışıyor. Yani İran'a yönelik saldırıda temel maksat Hizbullah'ın, Hamas'ın İran'dan alacağı desteğin kesildiğini, İran'ın baskı altına alındığını eğer Hizbullah'a gösterirse zaten Hizbullah'ın mücadele azminin yarısını kırmış olacak. Düşünün, Amerika ben bundan sonra PKK'yı desteklemeyeceğim, lojistik sağlamayacağım dediği anda PKK'nın mücadele azminin yarısı gitmiş olur. Yani istese de yapamaz. O açıdan buradaki taktik alandaki Hizbullah'ın ve Hamas'ın başarıları geçicidir. Esas olan operatif ve stratejik alandaki başarılardır diye düşünüyorum. Tabii zayiat verdirebilirler, işgali geciktirebilirler. Bunlarda bir şey yok. Şimdi burada kullanılan alanlarda taktik alan silahlardır. Yani kısa menzilli silahlı hava araçları var, havanlar var. Tabii İran'ın kullandıkları ama stratejik alandaki silahlardır. Şeye gönderdiği füzeler. Şimdi haritaya geçebiliriz. Ama bu görüntülere biraz daha bakalım mı? Yani çünkü hakikaten bu kadar yoğun bir saldırının hala devam ettirilebiliyor olması bir de Hizbullah bu görüntülerin Hizbullah'a, yani bu gönderilen füzelerin Hizbullah'a ait olduğunu teyit edebiliyor muyuz? Kime ait? Yani Hizbullah'ın saldırıları sonuçta. Yani, Hizbullah'ın elinde olan bir mühimmat en nihayetinde, işte, değil mi? Yani mühimmatı kimden alıyor? İran'dan. İran'dan. Evet. İran'ın
mühimmat üretme veya mühimmatın kritik parçalarını üretme gönderme kapasitesini imha ederseniz Hizbullah'ın bu gücünü de yok etmiş olursunuz. Ama henüz yani, öyle bir şey yapılabilmiş değil. Yok yani biraz önce Sayın Paşam da söyledi, silah arkadaşım da söyledi. İran'ın yönelik askeri hedeflere yönelik saldırılar da İran'ın balistik füze imalatını engelleyecek dış destek Çin'den, Rusya'dan alma süresini uzatacak hedefler seçilmiş İsrail tarafından. Ama o operasyonda vurulan hedefler yeterli midir İran'ın kapasitesini? Eğer anlatılanlar doğruysa yani 6 ay, 3 ay İran bu kapasitesine tekrar kazanamayacaksa, o kadar kritik tesisler vurulmuşsa İran 3 ay daha İsrail'e cevap veremez halde kalır. Çünkü böyle bir hava gücü yok. Ancak füzelerle İsrail'e cevap verebilir veya bölgedeki milisleriyle İsrail'e cevap verebilir. Zaten bölgedeki milislere savaş halinde gerekli zayiatı verdiriyorlar. Daha ileri gidemezler. Yani. O zaman siz Sayın Okan'a şu anlamda da katılır mısınız? Bu bir testti. Ne yapıp yapılamayacağı aslında görülmüş oldu. Bundan sonrası için o zaman devam eder miydi? Yine burada bir yayında konuşmuştuk. Aslında İsrail bu harekatın testini Yemen'de yaptı. Evet. Yani hemen hemen 2000 kilometrenin üzerinde bir menzile havadan yakıt ikmali yaparak Amerika ile birlikte İran'la Yemen'e bu harekatın testini, provasını yapmıştı. Burada daha kalabalık bir şekilde uçak, yüzden fazla uçak kullanarak İran'a karşı bunu da yapmış oldu. Peki siz harita üzerine devam etmek istiyorsunuz. Arkadaşlar haritayı verebilirsek. Dursun Bey bize anlatsın. Tabii biz şimdi daha çok operatif ve stratejik alandaki gelişmeleri inceliyoruz ki bölgesel faktörler açısından önemli sonuç doğuracak olanlar onlardır. Yani şimdi Lübnan'da İsrail kara harekatı gelişmeyebilir, zayiat verebilir. Ama tekrar söylüyorum Hizbullah'ın İran'dan, İranlı milislerden aldığı destek, lojistik kesilirse zaten buradaki militanların elindeki mühimmat bittiğinde savaşma azim ve iradesi kırılır. İran'da elini kolunu sallayarak kara harekatında planladığı hedeflere ulaşabilir. Yani sonuçta stratejik hedefler burada çok da önemlidir. Şimdi İran'ın yaptığı saldırıda, İsrail yaptığı saldırıda kullandığı füzeler nereden geldi? Genelde Irak ve Suriye hava sahasından geldi ve rejim itibariyle de bu ülkelerin hava sahası İran'a büyük ölçüde açık. Yani müzahir ülkeler. Ama İsrail'in hava kuvvetleriyle havada yakıt imali yaparak Suriye ve Irak hava sahasını kullanarak İran'a yaptığı hava saldırısı çok daha karmaşık, çok daha stratejik bir harekat. Çünkü hedefleri görüyor uzun menzilden uçaklarla, radarlarıyla ve isabet oranı çok daha yüksek bir şekilde hedeflere ateş ediyor. Hava sistemlerini de körletiyor. Evet. Yani bir harekat merkezi gibi davranıp aslında SİHA'ları yönlendirerek kendi böyle tepede işte onları hedeflere doğru yöneltip sonra da geri dönüyor baktığınızda. Evet yani planlaması, icrası çok daha zor ve stratejik bir harekat icra ediyor. Yani İran yaptığı elindeki füzeleri Çin yardımıyla veya Rusya yardımıyla veya kendi imkanlarıyla ürettiği füzeleri İsrail'e göndermekle yetindi. Şimdi devamında İran cevap verebilir mi? Ben kısa vadede ve özellikle Amerikan seçimlerinin sonuçlarını devir teslim beklemeden yani 2-3 ay içerisinde bunun olmayacağı kanaatindeyim. Burada üzerinde durulması gereken temel konulardan bir diğeri de seçtiği hedeflerin Kereş'ten Huzistan'a kadar yaklaşık burası da 800 kilometre. Yani çok geniş bir cephede yani İran'ın gönderdikleri İsrail'in tamamı bu kadar yok zaten. Çok dar cephede hedef seçmiş durumda. İkincisi Suriye ve Irak hava sahasını kullanmasına rağmen Suriye'nin ki Suriye hava sahasını büyük ölçüde Rusya kontrol ediyor. Irak hava sahasını da Amerika kontrol ediyor. Hiçbiri İsrail hava kuvvetlerine bir müdahalesi yok. Ben %100 karartma yaptığı radarlarını körlettiği kanaatinde değilim. Çünkü hem Rusya'nın hem de Amerika'nın bu konudaki teknolojisi en az İsrail kadar başarılı, önde bir teknoloji. Yani burada Suriye ve Irak kabul etmiştir tırnak içinde görmemeyi gibi bir şey mi? Yok bunlar zaten kendi güçleri yok.
hava savunmasını, hava sahasını Amerika'ya ve Rusya'ya ihale etmişler. Onlar da İsrail'e müdahale etmiyorlar. İsrail'le işbirliği içinde. Dolayısıyla iki tane hava savunmasını başka güçlere ihale etmiş. Aciz, o açıdan söylüyorum, aciz iki ülkeden bahsediyoruz. Yani müteakip safhada da aynı şeyi İsrail yapmaya devam edecek. Eğer İran cevap verme durumunda olursa. Burada biraz önceki konuşmamda da vurgulamıştım. Bölgeden emperyalist ülkelerin, ben bir ölçüde İran'ın da bölgesel anlamda emperyalist bir ülke olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü vekalet savaşları içerisinde o da var. Yani Hamas'tan, Hizbullah'tan, Yemen'den tutun bölge içerisinde İran'ın vekalet savaşları yaptığını bütün dünya biliyor. Evet. Dolayısıyla başlangıçta İran'ın bunu terk etmesi lazım. Bizim de rahatsız Peki, olduğumuz orada bir konu. Sözünüzü unutmayın lütfen. Pınar Hanım'a hoş geldiniz değil mi? Siz kaldığınız yerden devam edin. Hukukçu Pınar Hacı Bektaşoğlu aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlerleyen dakikalarda konuşacağız zaten uzun uzun. Buyurun Dursun Bey. Şimdi biraz önce Sayın Komutanım da söyledi. Silah arkadaşım da vurguladı. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail bazı silahlarını da test ediyor. Hı hı. Geliştirmek için yeni veriler elde ediyor. O silahlarını da bu alanda, gerçek bir muharebe alanında, savaş alanında denemiş oluyor. Şimdi burada Tahran'a düşen, yani İran'a düşen, son dönemde söylemler arttı, ümmet söylemine geçti. Molla rejimini ihraç etmek gibi bir hedefin olmadığını söylemeye başladı. Bunlar biraz geç kalmış söylemler. Şimdi bizim kardeş Azerbaycan'la Türk dünyasına geçmek istediğimiz bir koridor var. Yol açmak istiyoruz. Burada ne yazık ki Karabağ sorununda da İran yanlış yerdeydi. Ermenistan'a yakın bir politika izleyen bir İran var. Ve Türkiye-İran dostluğunun önemini vurguluyoruz ama aynı önemin İran tarafından da vurgulanması lazım. Bunu yeterince vurgulandığı kanaatinde değilim. İran bu konularda biraz daha gizli ajandası olan bir ülke gibi davranıyor. Dolayısıyla bu durumunu gözden geçirmesi lazım. Yani İran, Türkiye ve dağılmış iki tane Suriye, Irak bir araya gelmeden ne Amerika'yı ne Rusya'yı ne de İsrail'in bu yayılmacı politikalarını sona erdirebiliriz. Yani bu mümkün değil. Şimdi biz planlama yaparken bazı varsayımlara dayanırız. Bu varsayımlardan biri çökerse o plan çöker. Şimdi birinci varsayım, burada İsrail'in Amerika'nın 51. eyaleti gibi olduğunu, Amerikan kamuoyunun kabul ettiğini, Amerikan yönetimi kabul ettiğini altını çizmemiz lazım. Evet. Bu varsayımı kabul etmeden İsrail'i bölge ülkeleriyle, İran'la çatıştıran zihniyet, İsrail'in başarılı olduğunu zihniyet ifade eden söylemlerin altı boştur. Yani bir kere Amerika dolayısıyla Avrupa Birliği'nin İsrail'in arkasında olduğunu, İsrail'in güvenliğini kendi güvenliği gibi önemsediğini altını çizmek lazım. Bunu kabul ettiğinizde zaten bu haritayı, resmi daha kolay, daha doğru yorumlarsınız. İkincisi, bölgede süper güçlerden işte veya nükleer güçlerden veya Birleşmiş Milletler'de veto etkisi olan ülkelerden hiçbiri İran'a karşı, İsrail'e karşı bir tutum içinde değil. İran'la ticareti var, işte İran'dan silah alıyor, Rusya için söylüyorum. Ama sıra İran'ın savunmasına katkı sunmaya gelince bu ülkelerin hiçbir ortalıkta yok. Dolayısıyla İran yalnız. Bu da bir varsayım. En önemli sorunu o. Üçüncü konuda tabii İsrail'in güvenliği Batı için en öncelikli amaç. Hı hı. İşte bu nedenle Suriye'yi parçaladılar, Irak'ı, Saddam rejimini devirdiler. Şimdi de İran'da bölgesel bir savaş olmadan İran rejimini değiştirmek, zayıflatmak, parçalamak istiyorlar. Hı hı. Buna doğru yavaş yavaş yaklaşıldığını görüyoruz. Eğer İran İsrail'i vurmaya devam ederse, bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na savaş istemiyoruz diyor. Evet. Savaş istersek bu bizim aleyhimize olur anlamı çıkıyor. Çünkü hangi düşmanla, nasıl bir güçle karşı karşıya olduğunu görüyor. O açıdan tekrar özetlersek, burada İran, Amerika'nın talimatlarına uygun olarak İsrail petrol tesisleri ve nükleer tesisleri vurmadan askeri hedefleri seçmiştir.
personel zayiatının asgari seviyede olması için de İran'ın Amerika kanalıyla İsrail'e verdiği gibi yine İran Rusya kanalıyla ve Amerika kanalıyla yine İsrail'e vuracağı hedefleri iki tarafta karşılıklı bildirerek oraların boşaltılmasını sağlamışlardır. Ne işte danışıklı dövüşte oradan çıkıyor. Dışişleri Bakanı'nın açıklaması yerinde bir açıklama. Evet. Bu danışıklı dövüşten bir bölgesel savaş çıkmaz. Çıksa İran'ın bir iç kargaşayla parçalanması çıkar diye değerlendirmek Peki, istiyorum. Peki siz oturmadan şunu da sorayım. Geçtiğimiz saat diliminde konuştuğumuz aslında Suriye'nin kuzeyinde olan işte bu PKK-YPG oluşumu. Suriye'ye de sıçradığını görüyoruz bu saldırıların. O oluşumu nasıl etkiler? Oradaki şimdi, terör varlığını etkiler. Şimdi buradaki irade hep konuştuk. Amerika'nın iradesi. Amerika'nın iradesini değiştirmediğimiz sürece buradaki sonucu değiştiremeyiz. Buradaki yapılanmayı akamete uğratamayız. Aksi halde aynı şeyi Rusya için de söylüyoruz. Rusya'da belli kısımlarda karşımıza çıkıyor. Bizim Suriye'ye icra ettiğimiz harekatlarda karşımıza çıkan güç Suriye ve Rusya'dır. Onları ikna et, Suriye ve Amerika ve Rusya'dır. Onları ikna etmeden ne PKK ile mücadelede ne de Suriye'nin kuzey doğusundaki terör yapısını sona erdirmede bir mesafe almamız mümkün değildir. Peki. Tursun Bey çok teşekkürler.